Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle Rampage'in KL-R58 modeli oyuncu koltuğunu inceleyeceğiz. Bu videoyu biraz erken çekiyorum. Normalde bu koltuk Ocak ayının ilk haftasında ya da ikinci haftasında şok marketlerde satışa sunulacak. Ben de önden bir incelemesini yapayım dedim. Siz görürsünüz, belki beğenirsiniz. Aklınıza yatarsa daha sonrasında şoktan satın alabilirsiniz. Ya da belki çok beğenirsiniz, direkt olarak da satın alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz lafı fazla uzatmayalım. Önce kutu açılışını yapalım, daha sonrasında da kurulumu yapıp incelemeye geçelim. Da 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 da. Alyanlarımız, vidalarımız hepsi bunun içinde. Öf be! Bunun üstüne bunu yerleştireceğiz. Yarısı bitti. Arkadaşlar yanınızda bir arkadaşınız varsa çok daha rahat bir şekilde halledebilirsiniz bunu, ama arkadaşınız yoksa da sıkıntı değil. Koltuğu bu şekilde ayarlayın. Sonrasında şu yan taraflar zaten dik olarak geliyor vidalara. Önce bu sağ tarafı takarsınız. Şimdi arkadaşlar ofiste birkaç tane daha koltuk var. Bir yandan bu koltuğun özelliklerine bakalım. Bir yandan da onları böyle karşılaştırma gibi gidebiliriz. Ama ilk olarak Rampage'in KL-R58 modeliyle başlayalım. Bu Night serisi diye geçiyor arkadaşlar. Bir kere hem sırt kısmı hem de oturduğumuz, popomuzu koyduğumuz kısımda yine çelik konstrüksiyon kullanılmış, metal bir aksam var altında. Ayrıca dökme sünger dedikleri bir süngerle kaplanmış. Şimdi ilk olarak şuna bir dokunduğunuzda zaten daha böyle dolu dolu pofuduk bir hissiyat geliyor. Hani buraları iyice böyle doldurmuşlar. Buralar böyle etli butlu diyebilirim. Çünkü Şakir Beyciğim, şu arkadaki koltuğu da gösterecek olursanız şunu. Bakın şurada iyice böyle giriş seviyesi bir koltuğumuz var mesela. O buna kıyasla çok daha cılız. Onu da yan yana koyacağız, birazdan inceleyeceğiz. Bütün koltuk zaten suni deri malzemeyle kaplanmış durumda. Genel olarak malzeme kalitesi başarılı diyebilirim. Rampage yazısını buradaki detayda görüyoruz arkadaşlar. Burada da nakışlı bir şekilde işlenmiş. Bunun haricinde burada Rampage logosunu görüyoruz. Yine burada da nakışlı bir şekilde işlenmiş. Hemen altında yine suni deri kaplı boyun desteğimiz var. Altında da bel desteğimiz var. Bunlar yine hani ne çok sert ne çok yumuşak süngerlerden yapılmış. Hani kullanınca gayet rahat olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bir oyuncu koltuğuna göre güzel bir performans veriyor. Son olarak da şöyle koltuğun arkasını çevirirsek şurada da bir Rampage logosu bizleri karşılıyor. Şu boyun desteğini çıkaracak olursak şöyle bir şey göstereyim size. Genel tasarımda daha böyle sanki bir yarış koltuğu edasında bir tasarım yapmışlar. Bunu ben ekstra sevdim. Böyle bir agresif bir görünüm var. Boyunlu kullanmak istemezseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Güzel görünüyor. Biraz da böyle geçeyim. Bugün hareketli bir çekim yapmaya karar verdik. Niyeyse öyle içimizden geldi. Bunun dışında oturayım mı biraz? Şu kıçımızı koyduğumuz yer arkadaşlar 40 santim genişliğinde şu bölüm. Şu kesim bölümü. Burası kolların açıklığı 77 santim genişliğinde. Bu arada yerden yüksekliği şuradan alacak olursak maksimum seviyedeyken 50 santim. Şöyle yerden buraya kadar 50 santim. Şuradaki bölmemiz yine 50 santim. Şu şekilde. Buradaki sırt bölümü de komple 88 santim arkadaşlar. Yani bunu böyle 180 derece yatırırsak, ki bu arada 180 derece yatabiliyor. Düşmem inşallah. Şöyle yatıracak olursak, yani burası arkadaşlar aşağı yukarı
Neyse önemi yok arkadaşlar. Yani ben 1.80'im. 1.80 boyundayım. Buna böyle rahat rahat şöyle tam olarak uzanabiliyorum. Şu şekilde. Özellikle bir de ayağınızı koyacak bir yer varsa tam olarak yatabiliyorsunuz. Şu kolçaklara bakalım isterseniz. Kollarımızı koyduğumuz bölüm klasik olarak zaten 3 boyutlu burası. Hem ileri böyle hem geri gidebiliyor. Aynı zamanda da şöyle içe ve dışa doğru çevirebiliyorsunuz bunları. Buradaki tuşa basarak da kolları yükseltebiliyoruz şu şekilde. Zaten oturduğunda anlıyorsunuz. Normalde bunu böyle ön tarafa koyuyorlar. Ulaşması biraz zor oluyor bulması. Ama burada olunca böyle dışta olunca daha rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Yine bak şurada da şöyle bir detay var. Burası böyle plastik gibi gözüküyor normalde. Ama şu yumuşak bir tarafı var. Hani silikon malzeme kullanılmış gibi. Bunu da ilk fark ettiğimde hoşuma gitti. Bunu da sevdim bu arada. Hani güzel bir dokunuş olmuş bence. Şuradaki mekanizma yani şöyle kullanması tam el freni gibi yapmışlar bunu ya. Hani böyle kademeli kademeli tık 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 gitse olur. Ama mesela bunu böyle indirip bıraktığınızda hani tak diye böyle kafanıza koyma ihtimali de var. O yüzden dikkatli kullanmanız lazım. Yine sevdiğim ama aynı zamanda sevmediğim bir tane detay var. Onu göstereceğim size. Şu alt tarafta zor görünecek biraz ama şurayı gösterebiliyor musun? Şu aleti. Bunu dışa doğru çektiğimizde şu arkaya yaylanma olayı aktif hale geliyor arkadaşlar. Şu olay. Hani bunun şuradaki kolla bir ilgisi yok. Şu şekilde bir süspansiyon olayı var. Bu güzel bir özellik. Kötü olan tarafı bunu bu şekilde indirip kitleyemiyoruz maalesef. İçeri doğru ittirip sadece böyle 90 derece burası duruyorken iyice ittirip kitleyebiliyorsunuz. O zaman da arkaya böyle yaylanma gibi bir hani esprisi kalmıyor artık. Bu özelliği çok sevmedim. Keşke orası böyle kitlenseydi hani rahat bir şekilde kullanıyor olabilseydik. Daha güzel olurdu bence. Ama bunun dışında tekerleklerin ses yapmaması bence güzel bir özellik. Bunun haricinde yine hani etrafında böyle yaylandığınızda size güven veriyor. Çünkü metal bir ayaklık kullanılmış. Yine bu da güzel özelliklerden birisi. O da hoşuma gitti. Zaten maksimum 120 kiloya kadar destekliyor. Yani kısacası arkadaşlar uzun boylu olsanız da daha iri yarı olsanız da sizin için ideal bir koltuk diyebiliriz. Bu oldum olası şeyleri merak ediyorum ama bu 3D kolu ilk defa kullanıyorum. Benim kullandığım koltuklarda böyle bir şey yoktu. 3D'de şu muhabbet oluyormuş işte hani sağa sola bilmem neye. Şu dönme olayı. Hani bunu nerede kullanacağım diye düşündüm. Sonra dedim ki nasıl gösterelim onu. Diyelim ki konsolda takılacağım ben. Şu arkama yaslanabiliyorum zaten. Burası okey. Şunu hafif indirdim. Şunları geriye alıyorum böyle. Bunları da böyle veriyorum abi içe. Sonra ayakları uzattım. Mesela bu güzel bir kullanım alanı. Ya bu şekilde film de izleyebilirsin aslında. Ya da böyle televizyon biraz tepede olması lazım ama şu an çok rahat oldu mesela arkadaşlar. Hani şunları niye kullanıyorlar diye düşünüyordum. Hani böyle şeyler için ideal aslında. Ya da birkaç arkadaşın yazısını okudum. Onlar da mouse'u ve klavyeyi tutuşuna göre mesela işte dışa doğru çevirip hani o şekilde oynuyorlarmış. Belli ki bir kullanım alanı var. Hani beni her ne kadar çok fazla ikna etmese de belli yerlerde kullanılıyor. Ve en azından şöyle bir durumu da var arkadaşlar. Hiç olmamasından bence daha iyi diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. 3D kol gerekli mi, gereksiz mi? Yani kısacası arkadaşlar bir oyuncu koltuğundan aradığımız özellikler bunda bulunuyor. Oyuncu koltuğunda ne ararsın işte? Dediğim gibi 3D kol ama kollar, kolçak kısımları rahat olsun mesela. Bu koltukta var. 180 derece yatabiliyor. Dümdüz uzanabiliyorsun. Bunun dışında ekstra olarak yaylı bir süspansiyonu var. Arkaya böyle hani sekip sekip gelebiliyorsun. Bu güzel bir özellik. Bu var. Süngerler mesela şunu göstereceğim ya. Mesela arkadaşlar şunu göstermem lazım. Bu koltuğu ben yaklaşık bir 2 sene falan kullandım. Bunu imalatçıdan aldım direkt. Bunun markası yok arkadaşlar. Bakın buradaki süngere bakacak olursak bir kere bu kalas gibi yani. Hani tamam uzun ömürlü oluyor eyvallah. Ama kıçınız asla rahat etmiyor. Bunun dışında etli butlu dememin sebebi şu. Şimdi buradaki şu alana bakın mesela. Bir mesela şuradaki bel desteğine bakın arkadaşlar. Hani ne kadar etli butlu dediğim bu aslında. Bir de şuradaki bel desteğine bakın. Bakın burası inanılmaz cılız yani. Tahta gibi bir bel desteği var. Dolayısıyla hani rahatlık konusunda direkt olarak belli bir skalanın üstüne çıkmış oluyorsunuz. Hani benim aradığım özellikler de bunlar aslında. Çünkü oyuncu koltuğu almanın sebebi nedir? Ya bilgisayar başında çok uzun zaman geçiriyorsundur. Aynı benim gibi işte kurgu yapıyor olabilirsin, içerik üretiyor olabilirsin, edit yapıyor olabilirsin. Rahat bir şeye ihtiyacın var. Onun dışında da hiç bunlarla alakan yoktur. Hakikaten gaming için alıyorsundur. Yine bilgisayar başında çok zaman geçirdiğin için yine rahatlığa ihtiyacın var. Bu yüzden ön planda olan detay bence rahatlık olmalı bir koltukta.
Rampage'in KLR58 modelinde de bunu ben gördüm çok samimi bir şekilde. İleride çıkabilecek sorunlara gelirsek, mesela diğer koltuğumda şöyle bir problemle karşılaşmıştım. Uzun süre kullandıktan sonra alttaki mekanizma ses yapmaya başlıyor. Bendeki ama tamamen sabit bir mekanizmaydı. Bundaki gibi böyle yaylanma olayları ya da kelebek mekanizma diyorlar buna. Böyle bir şey yoktu. Dolayısıyla kelebek olduğu için hani uzun süre boyunca böyle bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bunu da artı özellikleri ekleyebiliriz. Bir tek şu an şöyle dikkat ettiğim nokta, tekerlekler çok böyle yağ gibi hareket etmiyor. Biraz takıla takıla gidiyor. Çok böyle hareket etmiyorsanız, yani alanınız geniş değilse zaten odanızda buna çok ihtiyacınız olmayacaktır. Geniş bir alanda çalışıyorsanız belki orada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şöyle genel bir toparlayacak olursak arkadaşlar, bence Rampage'in KL-R58 modeli kendi fiyat bandında, yani giriş orta seviye oyuncu koltukları arasında satın almış olduğunuzda pişman olmayacağınız modeller arasında. Çünkü bir oyuncu koltuğunda aradığınız tüm özellikleri taşıyor kendisi. Bunun üstüne bir de güzel bir indirim yakalarsanız tadından yenmez kıvamında olabilir. Zaten videonun başında söylediğim gibi Ocak ayının ortasında ya da daha erken yetişirse ilk haftası gibi şok marketlerde satışa sunulacak. Orada da güzel bir fiyattan satışa sunulacağını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bir oyuncu koltuğu satın almayı düşünüyorsanız bu indirimi, bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Bu arada fiyatla ilgili henüz bir bilgi gelmedi. Gelir gelmez de açıklamalar kısmına size ulaştıracağım diyorum ve artık videoyu kapatıyorum. Yine bunun gibi irili ufaklı gaming ürünleri için kanalı takip etmeyi unutmayın. Aklınızda farklı ürünler varsa bunları bana yorumlardan ulaştırabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse ya da sizin için faydalı olduysa bir tane like'ınızı alırım arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.